Hadi be oğlum. Uzatma işte. Ya bak, yengeni hava atacağım azıcık. Oğlum sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Geçen sefer az kalsın patronuna yakalanıyordun. Ya yap arkadaşına bir güzellik, ne olur ya. Ya hayalini kurduğumuz arabayla bırak da iki tur atalım ya. Doğru diyorsun. Biz böyle arabaları ancak gece 3.30'da rüyamızda görürüz. Belli olmaz be Fırat. Bak, bakarsın gün gelir bu mahalleden kurtuluruz. Altımıza da böyle bir araba çekeriz. Oh, mis. Cengiz, in oğlum aşağı in. Uçsun lan sen. Nasıl olacak o iş kanka? Ben zengin olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu kokuşmuş mahalle var ya. Abi buradan kurtulacağım be. Şurası var ya, iki sokak ötesi Etiler. Oradakilerle ne farkımız var bizim? He? Oğlum sen kafayı mı yedin? Boya kokusu mu çarptı seni? Orası neresi, burası neresi? Hadi oyalama beni, hadi git işine. Bak, çocukluk günlerimizin hatırına. En sevdiğim misketi sana vermiştim ya, hiç düşünme. Al be al, başımın belası. Ama yarım saate kadar geliyorsun ha. Ayıpsın be birader. Bak, Ferhat Usta'yı yakalanırsan kesin kovar beni. Ya ayıpsın. Bak şimdi ışınlanıyorum. Işık hızıyla gidip geliyorum. Hop. Selin, Selin. Ne var? Gene ne istiyorsun? Nereye böyle? Pardon, bana hesap mı soruyorsun? Ya, yok be kızım, estağfurullah, hesap değil de. Gideceğin yere kadar seni arabamla bırakayım. Ha? Arabanla ha? Bu mu araban? Yani şey... Bana bak oğlum, benim senin gibi başkasının malıyla hava atanlara karnım tok. Hem ne zamandan beri tamire gelen arabalar senin oluyor? Ya tamam, benim değil ama... Bu seni bırakmama engel değil ki. Hala anlamıyorsun değil mi? Anlamıyorsun. Benim senin gibi bir çulsuzla asla işim olmaz. Ama bak, ben seni seviyorum. Beni seviyormuş. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum be kızım. Görmüyor musun halimi ya? O zaman bak ne yap biliyor musun? Git çok para kazan, karşıma öyle gel. Benim bu boş laflara karnım tok. Hadi sana emanet arabanla, iyi gezmeler. Ah be kızım be. Hadi evladım, hadi paşam. Sofra hazır. Her türlü tehlikeye göğüs. Oh ne güzel koktu. Eline sağlık. Aslanlara bile. Ne yaptın anne? Taze fasulye bulgur pilavı. Turşu da var oğlum. Oh mis mis. Yeme de yanında yat. Değil mi oğlum? Cengiz hadi kalk. Benim tabağıma bir şey koyma anne. Ben bir şey yemeyeceğim. Aa neden oğlum? Beğenmediysen yumurta kırayım. Bıktım ya her gün sebze yemekten. İnek miyiz biz ya? Paşam, canın et istediyse alırım. Ay başına ne kaldı ki şurada? Of, bu ay sonu aybaşı muhabbeti sıktı artık ya. Eve bak, bir göz oda. Sanki yemek mutfakta değil de salonda pişiyor. Üstüm başım koktu gene ya. İstanbul'un top modellerin sunumuyla göz kamaştıran Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Aslanlar bufalo sürüsüne yöneldikleri anda bütün sürü alarma geçer. Paşam, gözleme yapmıştım sabah. İstersen onu tavada ısıtıvereyim ha? Boş ver anne ya, tamam yemeyeceğim bir şey. Olur mu öyle aç aç? Hasta olursun yavrum. Patates kızartı vereyim, seversin sen. Of anne of! Thank you.
Hayırdır inşallah. Kim acaba? Otur otur. Ben bakarım. Sen otur. Kalkma sen otur. Ayşe sen misin? Buyurun. Benim de tanıyamadım. Kusura bakmayın. Semra ben. Semra? Hani yıllar önce sana bir emanetimi bırakmıştım. Hatırladın mı Ayşe? Ama siz... Aman Allah'ım. Ne olursunuz gidin buradan. Biri duyacak. Ne diye geldiniz? Ayşe. Ben evladımı almaya geldim. Anne kimmiş? Bu o değil mi? Yalvarırım sana bunu bize yapma. Ayşe. Ben de anneyim. Benim de çocuğumu görmeye hakkım var. Ben senelerdir onun hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Lütfen izin ver. Buyurun, hoş geldiniz. Ayşe, hanımefendi kim? Şey... Gözüm sizi bir yerden ısırıyor ama çıkaramadım. Kusuruma bakmayın. Semra ben Mehmet Efendi. Hatırladın mı? Semra? Neler olduğunu biri bana anlatabilecek mi? Merhaba Cengiz, ben Semra oğlum. Tıpkı bebekliğindeki gibisin. Hiç değişmemişsin. Memnun oldum da siz kimsiniz? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum yavrum. Cengiz, yıllar önce bir doğum yaptım ben. Yeni dul kalmıştım, kimsesizdim. Yavrumu kendimle açlığa, sefalete sürükleyemezdim. Ne olursun. Yeter, yapma artık. Lütfen, bu gerçekleri Cengiz'in de öğrenmeye hakkı var. Anne, bir dakika ya. İyi de benimle ne ilgisi var Semra Hanım? Ben onu anlayamadım. Anlatıyorum yavrum. Doğum yaptıktan sonra gidecek yerim yoktu. Eşimin vefatından sonra borç ödeyeceğiz derken ev sahibi de beni dışarı attı. Yavrumu yıllardır çocuğu olmayan... Orada hasta bakıcılık yapan bir aileye verdim. Şimdi zenginsiniz belli. Gidip bulsanıza çocuğunuzu. İşte ben de bunun için buradayım yavrum. Nasıl? Anlamadım. Bu mahallede mi oturuyor çocuğunuz? Ben kesin tanırım. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... Cengiz, ben... Ben senin annenim yavrum. Nasıl? Anlamadım. Annem mi? Anne. Neler oluyor burada? Anne baba. Konuşsanıza. Bir şey desenize. Yalan söylüyor desenize. O benim oğlum. Ona ben baktım. Ben büyüttüm. Şimdi ne hakla? Hangi hakla gelip... Neden geri geldin ha? Neden? Huzurumuzu bozmak için mi? Ne huzuru bozmasından bahsediyorsunuz Mehmet Efendi? Ne zamandan beri oğlumu arıyorum ben. Yetti, yetti artık. Onsuzluğa dayanamıyorum. Ne diyorsunuz ya? Kedi yavrusundan mı bahsediyorsunuz yoksa benim hayatımdan mı? Allah kahretsin ya. Oğlum. İnan hiç böyle olsun istemezdim. Her şeyi anlatacağım sana. Yeter ki affet bizi ne olur. Kuzum. Anne sus. Sus anne sus. Yavrum senden artık daha fazla ayrı kalmak istemiyorum. Ne olur benimle gel. Sana gittin hayatı sağlayayım. Artık hep beraber olalım. Benim hak ettiğim hayat ha? Bu kadar sene geçmiş şimdi bunları mı söylüyorsun? Neredeydin bunca sene ha? Ya sen baba? Neden beni koskoca bir yalanla bunca sene uyuttunuz ha? Seni öz annen gibi sevdim oğlum. Belki de daha fazla. Bir gün sana üvey evlatmışsın gibi davranmadım. Cengiz ne desen haklısın. Suçluyum. Oğlum,
Oğlum. Sensizliğe dayanamıyorum artık. Hatalarımı affettirmek istiyorum. Ne olur bana bir şans ver oğlum. Bak burada adresim var. Ben şimdi gidiyorum oğlum. Bak burada yıllardır evlat hasretinden yanıp tutuşan bir anne var. Bunu unutma. İnan bana seni hiç bırakmak istemezdim. Öyle olsun istemezdim. Oğlum seni hasretle bekleyeceğim. Yavrum, kuzum. Oğlum, bırakmayacağım bizi değil mi? Cengiz, oğlum. Yalancısınız siz. Hepiniz yalancısınız. Ne yapacağız şimdi bey? Bilmiyorum ama Cengiz giderse... Üzülmesin. Oğlumuz bırakmaz bizi. Yaşayamam. Ben oğlum olmadan yaşayamam. Hop hop selamsız. Bekle geliyorum. Ne oldu? Selamsa mı taşındın ya? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Heh, çok komik. Dalga mı geçeceksin kızım yine benimle? Ne dalgası ya? Sabah kalbini kırdım. Üzüldüm ondan. Demek benim için üzüldün ha? Ben de inandım buna. Neden? Üzülemez miyim senin için? Neyse, ben gideyim. Kusura bakma. Ya dur. Tamam, kusura bakma. Bu sıralar çok sinirliyim de işte. İlk sen karşıma çıkınca da sana patladım. Şey diyeceğim, az önce kapınızın önünde bir araba vardı. Şoförlü falan. Sahibi size gelmiş. Kimdi o? Araba mı? He, anlaşıldı mevzu. Aman, merak ettim işte. Kimin o araba? Kızım, kiminse kimin. Sana ne ya? Bak ne diyeceğim. Günün birinde öyle bir araban olursa hiç düşünme, gel yanıma. Tamam mı tatlım? Demek seni görünce çok korktular ha? Hem de nasıl? Ay o Ayşe'yi bir görsen, bir salya sümük, bir ağlamak, bir ağlamak. Oğullarını alacağım diye bir korktu sorma. Gelecek değil mi? Eminsin. Tabii canım. Arabayla şoförü gördü. Paranın kokusunu aldı yani. Tam anasının oğlu desene. Aşk olsun. Ben seninle paran için mi evlendim? Kalbimi kırıyorsun ama. Şaka yaptım kraliçem. O kocan olacak adama senin için katlanmadın mı? Ama ben hep senindim hayatım. O varken de senin yanına gelmiyor muydum? O yüzden mortu çekmedim. Ama ne diyelim, takdir ilahi. Ölmeseydi de beni öldürürdüm zaten. Gençliğimi ona heba edemezdim. Bu de doğurmazdım ama neyse. İyi ki doğurmuşsun. Bak gör nasıl işimize yarayacak. Mehmet, ne olacak şimdi? Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Ayşe ama korkma. Cengiz'imiz bizi bırakıp gitmez. Hele seni hiç bırakamaz. Yok, şuramda, yüreğimde bir ateş var. Sanki... Sanki ne? Bu kadın, bu Semra,
başın peşini bırakmayacak sanki. Endişelenme hanım. Annesi sonuçta. Bilmiyorum. Bilmiyorum Mehmet ama şuracığım yanıyor. Geldi. Oğlum, hoş geldin. Yemek yedin mi oğlum? Et aldım. İstersen annen pişirsin. Dur ben hemen pişireyim. Yanına da patates kızartı vereyim. Kesin tiyatroyu ya. Yaptığınız yanlışı böyle mi düzelteceksiniz? Oğlum ne desen haklısın ama... Ne aması ne? Ha? Oğlum, canım oğlum. Çok niyetlendik ama sana anlatamadık gerçeği. Mutsuz olmandan korktuk. Seni üzmekten korktuk. Bu mu yani? Hepsi bu mu? Onca yıl bana yalan söylediniz ya. Gözümün içine baka baka yalan söylediniz her Allah'ın günü. Ben yatacağım. Oğlum, yavrum, bırakmayacaksın değil mi bizi? Ya yaptığınız yetmiyormuş gibi bir de hesap mı soruyorsunuz ya? Yeter! Karışmayın bana, yeter! Canım ne isterse onu yaparım ben, tamam mı? Oğlum konuşma böyle. Bak üzüyorsun bizi. Cengiz, oğlum. Ağla tam olsun anne. Hem suçlusunuz hem de güçlü. Katlanamıyorum artık size ya. Katlanamıyorum. Cengiz, oğlum. Bu kadın yıllarca senin için saçını süpürge etti. Yemedi yedirdi. İçmedi içirdi. Giymedi giydirdi. Seni o büyüttü. Hiç mi hatırımız yok ha? Yeter. Yeter diyorum artık. Bu kadar sene geçmiş, şimdi geçmiş karşıma hala vicdan mı yapıyorsunuz? Düşün artık yakamdan ya. Kaç paraya tamah ettiniz ha? Kaç paraya tamah ettiniz? Ne diyorsun oğlum sen? Ne yaptın Mehmet? Ne yaptın? Nefret ediyorum sizden. Bir de asla geri dönmeyeceğim. Oğlum, Cengiz. Yeterli canım. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Başka bir emriniz var mı? Hayır yok, çekeyim. Aa! Kim acaba sabah sabah? Beklediğin biri var mıydı? Yok. Kızım, gelen kimmiş? Benim. Kararımı verdim ben. Ah canım oğlum benim. Bir daha seni asla bırakmam. Akıllı çocuk her halinden belli. Bak oğlum Yüksel Bey benim eşim. Merhaba, memnun oldum. Hoş geldin oğlum. Yeni hayatına hoş geldin. Artık çok güzel bir hayatın olacak oğlum. Eksik yaşadığımız ne varsa fazlasıyla yaşayacağız. Canım benim. Ağlama artık. Bak hasta olacaksın. Nasıl ağlamam Mehmet? Yavrum yok. Ne yer ne içer. Mutlu mu? Mutsuz mu? İyidir hanım, iyidir. Semra Hanım eminim ona iyi bakıyordur. Bak, geri dönmedi işte. Demek ki mutlu. Bize de bunu kabul edip yaşamak düşüyor. Ben kabul edemiyorum Mehmet. Ne o kadının gelip hiçbir şey yokmuş gibi yavrumu benden almasını, dede. Ne de oğlumuzun bizi bu kadar çabuk unutmasını değil mi? Bir şey deme bey, dile bile dökme. O gelecek. Ben yavrumu biliyorum. Gelecek o. İnşallah, inşallah. Sucuk alır mısınız? Yok, ben almayayım, sağ olun. Koysana kızım tabağına. Peki efendim. Doldur, doldur, doldur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çekinme oğlum. Rahat ol.
Bizim olan her şey senin. Öyle tabii yavrum. Burası senin evin. Çekinme. Yüksel amcası, biz bugün oğlumla alışveriş yapacağız. Gerek yok anne. Aa Semra, çocuk mu Cengiz? Gider kendi ne istiyorsa onu alır. Bu nedir? Kredi kartı oğlum. Rahat rahat. Ne istiyorsan al. Gerisini düşünme. Eşi kıyafetler, saatler. Benim oğluma her şey layık. O kadar teşekkür borçluyum ki size. Sizin için ne yapsam az kalır. Bak oğlum, bu hayatta güçlü olman gerekiyor. Yoksa seni bir kalemde harcarlar. Ezdirmeyeceksin, ezeceksin. Anladın mı? Bu dünyada güçlü olmanın tek formülü bu. Benim de en büyük idealim bu. Günün birinde sizin kadar güçlü olmak. Olacaksın oğlum, merak etme. Sen yeter ki söz dinle, akıllı ol. Ben inanıyorum. Sen beni bile geçersin. Hadi yemeğini ye. Sonra da doğru alışverişe gidersin. Gün gelir, sen de bize iyilik yaparsın oğlum. Tabii oğlum, biz bir aileyiz. Her zaman Yüksel amca, her zaman. Ay, neyse, böyle kahvaltı keyfine dalıyorum, kongene geç kalıyorum. Aman, boş ver, beklesinler seni. Sensiz hiç oyun başlar mı? Allah Allah ya. Hayır, ürsün vallahi. Ya kapanmış. Ben bunu da alırdım. Bak, not al. Yarın bu mankenin üstündekinin hepsini alacağız. Peki efendim, emredersiniz. Aferin koçum. Hadi bakalım. Anne, ben kaçıyorum. Canım, para lazımsa etejerde var. Yok, para lazım değil de arabayı alabilir miyim diyecektim. Oğlum bana lazım değil. Bütün gün evdeyim. Kızlar bana gelecek. Hayır, alamazsın. Tamam. Tamam. Ben taksiye biner giderim. Yakala bakalım. Ne bu Yüksel amca? Bak bakalım, arabanı beğenecek misin? Arabam mı? Hadi ama. Daha fazla arabama el koymana müsaade edemezdim yani. Değil mi? Annenle benim sana ufak bir hoş geldin hediyesi. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi görecekler Cengiz kimmiş Yüksel amca. Pardon, baba. Bir şey değil, bir şey değil. Hadi, arkadaşlarını bekletme. Güle güle oğlum. Ben sana üzülme, bize yavaş yavaş alışacak, istediğimizi yapacak demiştim değil mi? O senin oğlun, genlerinde var. Yapacak. Oğlum, kuzum. Ellerimle evlendirecektim seni. Kendime yapıyordum bunu. Allah'ım, sen oğlumun evlendiğini görmeyi nasip et Allah'ım. Kurban oldum Allah'ım. Ah Ayşem, daha ne kadar ağlayacaksın? Ağlama artık. Sil gözyaşlarını. Nasıl ağlamam? Oğlum gitti, Cengiz'im gitti. Unuttu bizi. Hiç mi özlemedin oğlum bizi? Burnumda tutuyorsun oğlum. Ne yapalım Ayşe? O da haklı. Babası annesi olmadığımızı söylemedik diye öfke duyuyor bizi. Allah'ım, evladımı mutlu
et. Hayırlı et. Allah'ım onu doğru yoldan ayırma. Sen koru oğlumu, sana emanet Allah'ım. Annem. Yavrum. Güzel gözlü yavrum. Fırat. Fırat. Lan Fırat. Oo, arabaya bak. Oğlum senin mi? Benim tabii oğlum, ne sandın? Demek istediğin hayata kavuştun ha? Aynen öyle abi. Gelsene çay içelim. Yok yok, sonra uğrarım çayını içmeye. Selin'i gördün mü, ne yapıyor? Ha, belli oldu mahalleye geliş nedenin. Oğlum git de önce bir Ayşe teyzeyle Mehmet amcayı bir gör. Kahroldular yeminle. Ya neyse abi, sonra görüşürüz. Ha, bu arada benim arabayı bir ara bakıma getiririm. Ama bak, başına bir şey gelirse, o senin densiz usta var ya, dükkanı komple satsa bu arabanın parasını ödeyemez. Tamam oğlum, tamam. Hadi bakalım. Görgüsüz herif. Kimler gelmiş? Cengiz Bey, siz bu mahallenin yolunu bilir miydiniz? Başına devlet kuşu konmuş, hayırlı olsun. Bakıyorum da haberler tez yayılıyor. Burası küçük mahallene de olsa. Ne haber? İyidir, sen nasılsın? Aynıyız işte. Dükkan, ev arası mekik dokuyoruz. Araba senin mi? Benim. Beğendin mi? Çok. Demiştin ya hani arabanla gel diye. Ben de son model arabamla geldim işte seni almaya. Beni almak için mi geldin? Hı hı. Şaka yapıyorsun. Yani sadece benim için öyle mi? Aynen öyle güzelim. Çok pahalı değil mi bu? Aynen öyle. Çok pahalı. Sen öyle hayal bile edemezsin. Ama sevgili anneciğim için bu araba hiçbir şey. Ya. Artık her şeye sahip. Para, araba... Ev. Ne işin var o zaman burada? Hava atmaya mı geldin? Her şeyim var ama bir şeyim eksik. Onu almaya geldim. Galiba ben o eksiğin ne olduğunu biliyorum. Bekle, önlüğümü çıkarayım. Ne dersin? Bence kıvama geldi. Göreceğiz. Gelmese de ben getirmesini bilirim. Günaydın millet. Günaydın oğlum. Günaydın. Feneri nerede söndürdün bakalım? Takıldık arkadaşlarla. Aferin oğlum. Sefan olsun. Yani öz baban olsam ancak bana bu kadar benzer. Oh. Arkadaşlar sarışın mıydı, esmer miydi? Kimi aramıştınız? Oğlumu. Cengiz'e bakmıştım. Bir dakika bekleyin. Yaşlı bir kadın Cengiz Bey'i görmek istiyor. Ne yapayım? Tamam. Ben bakarım. Allah Allah. Kim acaba? Bilmiyorum. Ne işin var senin burada? Niye geldin? Çok özledim oğlum. Sen gelmeyince dayanamadım, ben geldim. Tamam. Sen git şimdi, ben bir ara gelirim, hadi. Çok yol geldim oğlum. 5 dakika görsem seni.
Hem baksana böyle kaçtım. Sen çok seversin. Ya of! Ben sizden kurtulamayacak mıyım ya? Ne böreği Allah'ını seversen ya? Hadi git artık git. Gördün beni hadi. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Bak baban ne zamandan beri hasta. Elimizin tadı tuzu kalmadı sen gittiğinden beri. Çok özlüyoruz seni. Ama ben özlemiyorum. Bunu mu duymak istiyorsun ha? Özlemiyorum. Anladın mı? Düzenin bozulsun istemiyorum artık ya. Cengiz kimmiş? Hiç kimse anneciğim. Cengiz oğlum. Bak bir daha beni rahatsız etme anladın mı? Bak hala bakıyor ya. Hadi 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 hadi. Of ya. Tahmin etmiştim. Bunlar böyle. Şimdi sen zengin oldun ya. Nasıl para koparsam onun derdindeler. Yok ya. Beni özlemiş börek açmış. Aman neyse. Ay kim bilir nasıl yapmışlardır o böreği. Çökelekle hayatım çökelekle. Ben kaçtım. Akşama geç gelirim merak etmeyin tamam mı? Oğlum kahvaltı etmeden olur mu? Ya arkadaşlarla yaparız. Ha arkadaşlarla edersin. Ya tutmayalım o zaman biz seni. Hadi ben kaçtım. Güle güle oğlum. Nasıl alıştırdım ama? Alıştı, alıştı. Ne düşünüyorsun? Hiç. Yoksa başka kızları mı? Ya hayatım, saçmalama ya. Ben senin üstüne hiç gül koklar mıyım? Bilemem artık. Geçen gece aradım, telefonun kapalıydı. Bana bak, seni kimseye yedirmem. Anladın mı? Çok mu seviyorsun beni bakayım? Çok. Bu kadar kısa zamanda hayatım o kadar çok değişti ki. Allah'ıma her gün şükrediyorum. Ya, et vallahi. Hayatım, ne oldu durgunlaştın birden? Yok bir şey. Söyle, elimden bir şey geliyorsa yardım ederim. Evin kirası geldi. Babam ödeyemiyor. Çok sıkışığız anlayacağım. Herkes senin kadar mutlu değil. Ya hayatım. Al bunları. Yeter mi? Aa, yok vallahi. Çok fazla. Ben bunu kabul edemem. Lütfen. Seni çok seviyorum. Kırma beni. Tamam ama sadece borç olarak. Sırf sen kırılma diye. Canım, sen bunları düşünme. Hadi hadi ya. Bir şeyler içelim. Daha alışverişe gideceğiz. Hadi. Canım. Canım. Görüşürüz.
Beni çağırmışsın baba. Geç otur şöyle bakalım. Seninle konuşacaklarım var. Hayırdır? Bir terslik yok değil mi? Şimdilik yok. Bu senin vereceğin karara bağlı biraz da. Nasıl yani? Bak Cengiz, artık ailemizden birisin. Sana güveniyorum baba. Senden ufak bir isteğim olacak. Emrin olur. Siz bana yeni bir hayat verdiniz. Bunun için ne yapsam, ne kadar teşekkür etsem size az. Peki o zaman. Bu paketi Ankara'ya götüreceksin. Ankara'ya mı? Paketin içinde ne var? Uyuşturucu. Baba, ne diyorsun ya? Ne uyuşturucusu? Öyle kolay kazanılmıyor bu paralar. Altındaki araba, cebindeki kart, ananın sırtındaki kürk, oyun paraları. Hepsinin bir bedeli var. Ben yapamam bunu. İnsanların kanına giremem ben. Başka birini bul baba. Başka birine güvenemem oğlum. Hem hani teşekkür etmek istiyordun ya. İşte sana fırsat. Ben yapamam. Ben bunu yapamam. Yapacaksın. Hem de eşek gibi yapacaksın. İstediğin buysa geldiğin deliğe geri dön. Kapı orada. Anne. Ne oldu? Bırak şunu elinden, bırak. Ne oldu? Ne oldu? Bak, anne çok üzüleceksin biliyorum ama bunu söylemek zorundayım. Yüksel amca bir katil. Masum insanların kanına giriyor. Uyuşturucu satıyor o. Ya öyle mi? Ama seni burada bırakmayacağım. Bak, çalışırım. Gerekirse pazarda limon satarım. Ama yine de sana bakarım. Salak. Oğlum harbi salak çıktın sen ha. Anne, ne diyorsun? Yüksel'i eleştirmek senin haddine mi? Ya onun dediğini yaparsın ya da bu hayata veda edersin. Karar senin. Biliyordun yani. Milletin canının bekçiliği sana mı düştü? Aptallık etme, git özür dile. Dediğini yap. Akıllı ol. Parasız olursan bir hiç olursun. Hiç. Selin yok mu? Bir dakika çağırayım. Selin kapıya bak. Aa, aşkım ne yapıyorsun burada? Seni görmek istedim. İyi ettin de araban nerede? Geri verdim. Neden? Yenisini mi alacaklar? Yo. Aslında belki bir daha hiç arabam olmayacak. Ne diyorsun sen be? Ayrıldım oradan. Bir daha asla o eve dönmeyeceğim seni. Bak sen. Nereye Selin? Moralim çok bozuk. Biraz konuşalım lütfen. Ne diyorsun sen be? Bir dakika ya. Sen hani beni seviyordun? Evlenmeyi bile düşünüyordun. Para için miydi her şey? Ne sandın? Sen önce kendine bak. Sen Ayşe anneyle Mehmet amcayı ortada bırakıp gitmedin mi? Niçin ha? Niçin? Selin! Bırak beni, kolumu acıtıyorsun. Sen var ya, gördüğüm en haysiyetsiz insansın be. Oynadın benimle. İstemiyorum seni, anlamıyor musun? İstemiyorum. Defol git buradan. Selin! Teklifinizi kabul ediyorum. Aferin oğlum sana. Bu dünyanın dini imanı para. Bunu unutma. Para kadar sayılırsın. Yoksa zerre kadar değerin olmaz. Bu kredi kartı. Bu da arabanın anahtarı koçum.
Hani demiştim ya sana, yapacaksın diye. Yapıyorsun işte. Peki ya, yakalanırsam? Öyle bir şey olmayacak. Ama yakalansam bile ülkenin en iyi avukatları elimizde. Rahat ol. Malı ne zaman götürüyorum? Bu gece. Allah'ım, ne olur bir aksilik çıkmasın. Halledeyim şu işi. Aferin benim akıllı oğluma. Beni sırf bu pis işlerinize alet etmek için buldun, değil mi anne? Aa, ne alakası var yavrum? Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Bilmez miyim? O pis dediğin işi ben yapmasam başkası yapacak. Ya insanlar ölüyor, insanlar. Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Bağırma lan bana. Bana ahlak dersi vereceksen bu iş hiç başlamadan son bulsun. Tamam. Burada ne kadar mal var? 10 kilo. Dikkatli ol. Eroin mi bunlar? Sen detayı boş ver. Malı teslim et yeter. Ama illa merakım geçsin diyorsan evet, eroin. Yakalanırsam o zaman ne olacak ha? Yakalanmayacaksın. Yakalansan da bizi tanımıyorsun. Bizim de seni tanımadığımız gibi. Yaşın küçük. En fazla birkaç ay yatar çıkarsın. Ülkenin en iyi avukatları bizimle. Rahat ol. Ben rahatım da. Bakalım siz ne kadar rahat olabileceksiniz artık. O ne demek? İşte bu demek. Hadi ya. Polis, açın kapıyı. Çabuk. Yüksel. Aç kapıyı. Burada. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır. Hadi kalk, 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 kalk. Seni doğurduğum güne lanet olsun. Olmaz olsun senin gibi evlat. Sen de benim annem olamazsın ki. Allah ikinizi de ıslah etsin be. Puh. Göreceksin gününü. Kelepçele. Cengiz, bu iş burada bitmedi. Sana ülkenin en iyi avukatları elinde demiştim. Götür bunu hadi. Aferin Cengiz, çok iyiydin. Planı kusursuz işlettin. Epeydir arıyorduk Yüksel Tunç'u. Deli yetersizliğinden tutuklayamıyorduk. Kaç kişinin hayatını kurtardın tahmin bile edemezsin. Sağ ol. Doğrusu buydu. Annem de olsa doğruyu yapmam gerekiyordu. Annem değildi ki. Canım annem, canım annem. Anne, affedin beni, ne olursunuz. Oğlum, yiğidim. Yanlış yaptım anne. Ne olur affedin beni baba. Oğlum, sen ne yaparsan yap. Anneler babalar affedici. Canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.